Şimdi 5 kişisiniz ama bu grubu 2 kişi kurmuş. Hangi ikiniz kurdunuz? El kaldırın. Çok güzel. Kaan ve Ceyhun. Peki şey diyor musunuz Kaan ve Ceyhun'cum? Ya oğlum grubu biz kurduk. Size laf düşmez. Bunun temeli, yo, tapusu bizde diyor musunuz? Vallahi diyorlar. Ben devrecilik yapıyorum. Demiyoruz ya. Oğlum benle mi beraber bot bağladın diyor musun yani? Tabii tabii devrecilik yapıyoruz. Yapıyor muyuz? Yapıyorum ben ya. Elimden geldiğince. Yapıyormuş ben. Zaten oğlum sende bir çavuş tipi var. Tabii, aklındır tabii. Yani gerçekten. Abi biz gruba ilk girdiğimizde bize bakkal alışverişleri falan yok. Evet evet elimden geldi. Burak'a da yaptım bir yıl. Ama o da artık şey... 3 yılını doldurdu. Ben de artık bir rütbe atladım. Aynen, o da dede evet, oldu. İnşallah artık. Seni o beşli koltuğa seni de sıkıştırırız. Evet çok güzel. Peki. Peki kötü bir sonuç aldığınız mesela bir şarkı çalıyorsunuz. Birbiriniz az bir şey kavganız var mı? Oğlum fa'dan girmiştik. Nereden mi'ye çıktın falan diye birbirinizi böyle eleştiriyor musunuz? Sert misiniz? Ya bizim en iyi olduğumuz konu o işler bence. Sahnede güzel bir kimyamız, uyumumuz var. O yüzden hiç o konularda kavga gürültü yaşamıyoruz tabii, tabii. Desem. İyi yanı da şu yani. Hiç yaşamıyoruz değil tabii ki. Herkes yaşıyor. Başladı ya. Fakat ben ya bizim en büyük özelliğimiz bizim şarkılarımız çıkarmadan önce 5 sene belki 6 sene boyunca muhtelif barlarda senelerce sahne almış olmamız. Çile çektiniz. Beraberce çok çile çektik. Tırnaklarınızla mı buraya geldiniz? Onu söylüyorsun. Biraz öyle oldu. Bravo. Onun iyi yanları oldu bizim için tabii ki. Evet oğlum böyle başarısızlıktan sonra gelen başarı gibi tatlı bir şey bu yok. Bu arada abi. Böyle dediğine bakmayın her bar sahnesinde biri yanlış bir nota bastığı zaman, biri bir şey kaçırdığı zaman bu arkadaş böyle şey gibi dönüyordu arkasına. Beton yani. Gibi bakar İnsanın yani. İnsanın suratına bakar böyle. Şu ülkeyi anlatacağım, şu ülkeyi anlatacağım. Şey anlatacağım. Yaparsın şöyle ne olur dönemde çünkü seyirciler görüyor bir tanesik olduğu anlaşılıyor. Ne şuraya bir at ya, şuraya bir at o bakışı. Baksana oraya. At oğlum hemen. Şuraya, pardon, şuraya atacaksın, sen oraya at, biz oraya bakacağız. Şimdi çalıyoruz aniden şu anda hata yaptı mesela. Şöyle bir olay var, mesela bunu anlatmak istiyorum. Tabii ki. Yaklaşık 14-15 sene önce yani düşün yani. Evet canım. Beraber çaldığımız bir grup vardı ve bir baterist vardı yakında arkadaşım aslında. Kendisiyle bir konsere çıktık ve konserde bir şey yanlış çaldı. Ve adama öyle bir baktım ki konser esnasında adam bateriyi bıraktı. Kariyeri bitti ve bana diyor ki bu yüzden bıraktım. Senin bakışın yüzünden bıraktım. Tamam o zaman. Bunu bir göreceğiz. Şimdi normal konser çalıyoruz. Dıgırlığın dıgırlığın. Ben bir yanlış çalarken bana bakışından alacağız tamam mı? Önce önüne bak. Önce önüne bak. Ben dıpı tos yanlış çaldım. Gerçekten oğlum. Adam hakikaten bana şovu bıraktıracak bir bakışı var. Çok güzel, çok güzel. Bunlara geleceğiz. Peki canım şimdi ikna oldum. Şarkınıza bayıldım. Ününüze, şöhretinize. Gerçekten milyonlar dinliyor. TikTok'ta akımlar yapılıyor ya. Evet. İnanılmaz evet. Bir şey. Peki sokakta sizde fotoğraf çektiriyorlar mı? Tabii. Çektiriyorlar. Orada onu bir hiç çektiniz. Çektiriyorlar da. Ya şöyle onu arada röportajlarda anlatıyoruz. Biz ilk ünlü olduğumuzda kapanı vardı. Sokağa çıkma yasağı vardı. Ha, tadını alamadınız. Yani alamadık ama şimdi de tam tersine döndü falan yoğun bilgi var. Tabii seviyoruz bunu. Oo, çok vallahi. Güzel. Yani artık sıkılmaya başladınız o fotoğraf çekmelerine falan. Hayır. Sıkılmak yok. Tamam. Daha yeni başladık. Peki, bu kayman yani bu. Pandemide dedin mi lanet gelsin manitasızlıktan 20 yıl geçti şimdi hiçbir manitaya ulaşamıyorum falan diye delirdiniz değil mi? Biz ha. Belge çıkartıp sokağa çıkıyorduk Anıl'la gizli gizli sırf belki biri bizi tanır diye geziyorduk yani. Oğlum gerçekten. Çok güzel. Vallahi bravo. Peki bir şey daha merak ediyorum. Hazır mısınız? Evet. Oh. Gruba en son giren kim? Teknik oturan. Bir dakika. Evet çok güzel. Devrecilik devam ediyor. Tekin burada. Bir dakika. Bu soruda bir kinaye mi vardı? Var bir dakika. Canım benim en son girene soracağım. Bu 4 kişinin yapamadığı ne vardı da? Bu erkek yoğunluğu yetmedi. Ben de gireyim. Nasıl oldu da sen girdin? Kendi varlığını bir anlat. Bu gruptaki getirdiğin faydayı bize bir anlat. Ellerimi iyi kullanıyorum. Klavyeci arıyorlardı böyle. Herhalde ondan aldılar. Ya bir kadının tamam. Yerini dolduramadım ama bence evet. Fena değilim. Tamam canım. Ellerini çok iyi kullanıyor. Ellerini mi? Acayip kullanıyor. Bravo ellerine bir alkış o zaman. Şöyle bir alkış çok güzel. Şimdi içimiz dışımız alternatif müzik gruplarıyla falan doldu. Ben gerçekten şu anda ciddi bir soru soracağım. Oğlum bir sürü bir şey var böyle. İşte son feci bisiklet, vay son model motosiklet. Yüz yüzeyken konuşuruz, ay cumaya görüşürüz. Neyse ne. Oğlum sizin bu alternatif müzik gruplarıyla sizi ayıran en önemli şey ne? Bizim farkımız şu dediğiniz ne var?
İsmimiz ya, tek şeyden oluşuyor. Ya ayrı tek değil. Kelime. Okay. Tek kelime. Ama ben başka bir şey söylemek istiyorum. Dinliyorum canım. Ben böyle bir arada bakıyorum kim ne yapıyor, ne ediyor diye. Evet. Yani spesifik olarak şöyle bir şey var. Yurt dışından bir sound alınıyor. Üzerine Türkçe sözler yazılıyor. Burada böyle bir grup olunuyor falan ya da sanatçı olunuyor. Evet. Bizde öyle bir şey görmüyorum. Bir dakika. Yani çok özgün iş yaptığımızı düşünüyorum. Canım benim burası skandallar yuvası. Mesela hangi grup onu öyle dışarıdan alıyor çalıyor abi dediniz? İsim ver. Yani isim veremeyeceğim ama arada görüyorum öyle şeyler. Ama bizde öyle şey yok yani. Direkt bir şeyin alınmış değil yani. Çok özgün bir formattayız bence. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum siz de. Almadık mı şeyi? Bravo. Ya ben biraz daha sizle konuşursam grubu dörde beşe bölerim ya. Çok güzel.